Yunanistan'ın Kalymnos adası. Amacımız sünger avcıları. Kalymnoslular. Onlardır bu işi ilk başlatan ve yapanlar. Kalymnos adası. Sevgili dostum, Serhat abimiz yanımızda, hastasıyım. Efendim, onsuz bir yere çıkmam. Denizcidir de baba. Oturur ama oturduğu yerden her şeye hakimdir. Kaptanlar öyledir biliyorsunuz. Efendim, istikamet Kalymnos. Güzel bir program sizi bekliyor. Enteresan program sizi bekliyor. Sessiz olun, ayrılmayın kanaldan. Zap map yasak. Atın kenara remote kontrolları. Bir çay, içki ne istiyorsanız koyun. Uzatın ayakları, kardeşiniz emrinizde. Hadi bakalım. Lira bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, geldik. Yıldırım gibi 45 dakikada Yalıkavak, Kalymnos adası. İşte 30-35 knot, bazen 40 knot süratten, ki çok büyük bir sürat denizler için. Bir yıldırım gibi dalgadan özel atlayarak, bu teknenin yapısı öyle. Atlı olduğu için atlayarak öyle ıslamadan geldik. Şimdi bizi burada bir kız, İrene diye bir kız karşılayacak. İrene. Geliyorum. Hello, how are you? Welcome to Kalymnos. Thank you. How nice. Thank you. Welcome. Thank you. Mr. George. Mr. Yorgo. How are you? Agios. The president Agios. Of all the shops here. Oh, I see. That's a very good system in Greece. The, yes. The shops, they're all together to, yes. To help the community. Ne kadar kibar kadın görüyor musun? Yolda yol veriyor. Yani nasıl bir şey bu ya? Şimdi bizim ülkede niye oluyor baba bu? Niye kadın durup da biz orada dururken yaya geçidi de değil? Yürek meselesi. Niye öyle olduk? Niye kaba olduk? Niye Rumlar daha kibar bizden? Ki biz daha kibardık. Öyle biliriz aslında. Efendim, Kafe Neon, tam Kalymnos'un bir arka sokağında, sakin bir kafe. Yorulduk, bayağı bir, gerçi 50 dakikada geldik ama çok rüzgar insanı rahatsız ediyor. Efendim, Kafe Neon'da Yorgos'un. Sevgili dostlar, kahvemizi içiyoruz, müthiş adada. Birazdan devam edeceğiz filmimize. Bu macerada, yani bu ada hakikaten çok önemli benim için. Çünkü sünger avcılarının yuvası. Bütün hepsi mesela ilerliyor ki dedesi de sünger avcısıymış. Onun babası sünger avcısı. Dedeleri, herkesin geçmişi de hepsi süngerci. Bunların çoğu ölmüş, sakat kalmış falan. Onun için bu adanın bana başka bir şeyi var. Bir manevi bir değeri var. Süngerden dolayı, sünger nedeniyle hayatını kaybetmiş olan bütün eski süngercilerin ruhuna bir film yapalım. Şimdilik hoşça kalın, kahvemizi içeceğiz, sonra yemeğe gideceğiz falan filan. Devam edeceğiz ama sünger için buradayız. Balıkçılar gelmiş yeni balıktan. Burada toplanıyorlar, buradan Atina'ya gidecekmiş uçakla. Şimdi çok enteresan. Bakın. Şimdi isimlerini sordum. Aynı kelime. Sinagrida, Fangri, Sipura. Sipura, Sinagrid, Fangri. Türkçesi aynı. Yok,
Müthiş, çok çok sempatik tipler. Bütün balık isimleri unutmayın, bizde Rumcadır. Snariti, hepsi İzmarit, Ahtapot, Laos, Sargos, Levrek, Levreki, hepsi Rumca, hepsi inanılmaz. Bizim yemekler de burada Türkçedir. Dolmades, köftedes, bunlar da onlar Türkçe. Yani biz kara insanıyız, onlar deniz insanı. Ama ikimiz de sonunda aynı insanız. 500 sene otum daha otum. 500 sene. Ne demek 500 sene biliyor musunuz? Beraber oturmuşuz 500 sene. Bu dünyayı paylaşmışız. Aynı balığı yemişiz. Aynı dolmayı yemişiz. Aynı folk dansı ve şarkıları söylemişiz. Sünger, aynı süngeri avlamışız. Süngeri biz buradan öğrenmişiz. Doğruya doğru. Devam ediyoruz. Bu çok güzel kasabada, güzel adada, güzel macerada sünger Kalimnos. Bakın bize sağ olsunlar bir şey hazırlamışlar. Bir program. Yapacağımız her şey belli. Kalimnos. Hastasıyız. Efendim kurt gibi acıktı kurt. Kurt gibi acıktı kurt. Bu lokantanın adı Prego. İtalyanca adı ama İtalyan yemeğim hayır dediler. Benemliler bir lokanta. Prego Restorante. Mediterranean Cuisine. Akdeniz yemekleri diyor. Seviyorum o güzel kelime. Akdeniz yemekleri kelimesini seviyorum. Akdeniz yemekleri. Yani başından adama sağlıklı ve güzel hissini veriyor. Burası Masuri Körfezi. Plajı. Çok turistik bir yerdeyiz. Yarın sabahtan şöyle bakarız. Daha çok dağcılar, bakın şimdi yepyeni bir şey çıktı. Bu adanın, yani Kalimnos'un meşhur olduğu bir şey, hani ben hasta olduğum sünger avcıları, eskiye ait olduğu için ben tarihçiyim, tarih severim. Ama şimdi tanındığı olay dağcılar geliyor buraya. Yolda hep göreceğiz, dağcılar hepsi böyle şeyli, efendim yün bereli mereli, ipler mipleri falan var. Müthiş dağcılık, yarın da belki bakar çekeriz, dağcılar burada. Yani her tarafından buraya, yani çünkü dik bir kaya, dik kayalar var. Çok müthiş güzel bir ada. Dik ada, kayalık. Aslında Anadolu'daki Torosların, bakarsanız coğrafyaya, Anadolu'daki Torosların uzantısı. Tekrar burada ölmüş Bodrum'da, tekrar burada Löp diye bir daha çıkmış. Çok yakınız Bodrum'a. Yani 50 dakikada falan geldik biliyorsunuz. Ve hakiki eski Bodrum gibi biraz öyle bir hava var. Eski Bodrum havası var. Süngerciler falan. Hastasıyım. Şimdi burada arkadaşları bekliyorlar. Rum kızlar. Yüreğim sızlar. Gelin bakalım. Evet efendim. Nefis bir yere geldik. Nefis bir yer. Kalispera. 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 How are you? Efendim, çok şeker. Buradaki ahbaplarımız, Kalimnos'taki ahbaplarımız, iki tane güzel kız, üç tane güzel kız. Three beautiful ladies of Kalimnos. And we're happy. Ve mutluyuz. Siamo felici. Kalimnos'tayız. Çok güzel atmosferi var. Güzel insanların yüzleri gülü ve güzel titreşimleri var. Ve bütün yemek yiyenler dağcı. Bunlar hepsi, bak bakar mısınız şeylere? Hepsi dağcılar var. Mesela şu masada hep dağcılar. Bunlar şey, dağ tırmanmaya gelmişler buraya hepsi. Güzel bir lokanta değil. Bütün şu masada dağcı. Herkes dağcılar. Çünkü tabiat insanları bunlar. Tabiatla iç içe tehlikeli bir iş yapmaya yapamam. Allah için. Dağcılık ben beceremem. Ama yemek yerim. Hastasıyım. Roka salatası parmesan peynirli, somon balığına sarılmış yumuşak krem peynir. Bir, yani yabancı adıyla Philadelphia cheese derler. Yani biraz enternasyonel bir yemek. Bakalım tadına güzel miymiş. Bismillahirrahmanirrahim.
yemek ne demek? Hastasıyım. Hem somon balığı hem de güzel yakışmış. Ben genelde peynirle bir yemem ama güzel olmuş. Genelde peynirli balık ama bu güzel. Efendim bu da İtalyan, aslında şu gördüğünüz İtalyan yemeğidir. Melanzana parmigiano, patlıcanlı peynir. Efendim parmesan peynirli patlıcan daha doğrusu. İtalyanlara burada yapmışlar. Rumlarınkine bakacağız şimdi. Rumlar iyi yemek yapmaya başladılar. Eskiden yenmezdi, şimdi yiyoruz. Yani biz sevmezdik. Türkler kolay insan değiliz biz aslında yemek hususunda. Biz kolay değiliz. Türkler kolay yemek yemezler. Biz şeyiz, seçiciyiz. Yapacak bir şey yok maalesef. Genetik bir şey. Ama yemeye başladık. Fena değil. Yenir yani. Aha, Efkaristo. Agapimu. Çok teşekkür ederim sevgilim dedim de gülüyorlar. Onlar öyle denildi. Efkaristo. Efendim, risotto, balık, deniz mahsulü risotto. Gördünüz değil mi? Dünya bir. Ne dersen de. İtalyan da olsan bir, Rum da olsan bir, Türk de olsan bir. Biz Akdenizliyiz. Ve hastasıyız. Hepimiz, kalbimiz bu kadar. Yürekler. Teşekkür ederim. Şimdi efendim, hanımefendi bana bir tişört hediye etti. Bunlar dalgıç kadınlar. Çünkü bu adada kadınlar hüküm sürüyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü tarihte 6 ay erkek odada yok. Babalar 6 ay gidiyorlar. Ufacık gemi, 10 metre gemide yaşıyorlar. 6 ay. Her gün dalıyorlar. Mesela dedesi ölmüş Afrika'da. Dalgıç olarak. Afrika'ya gidiyorlar. Yani dedesi dalgıç. Belden aşağı tutmuyor dede de. Bütün adanın erkekleri dalgıç. 6 ay burada yoklar. Onun için bu adayı kadınlar idare ediyor. Bunlar da kadın dalgıçlar, bakar mısınız? Kadın dalgıçlar, hastasıyım. Hiç hayatımda görmedim. Thank you very much. Thank you too. Bakar mısınız? Çok şekerli. Πες του την επόμενη φορά που θα έρθουν. Çok şeker ya. Ne kadar yüreği geniş insanlar görüyorsunuz değil mi? Yani biz, onu diyorum yani, Rumlar ve Türkler 500 sene beraber yaşamışız. 500 sene. Yani aynı yemeği yemişiz. Aynı havayı solumuşuz. Aynı adada yaşamışız. Kız alıp vermişiz. Evlenmişiz. Boşanmışız. Beraber ölmüşüz. Beraber gemilerde korsanlık yapmışız. Artık çok zor ayrılmak. Bence bir araya bilişelim. Hastasınız. Efendim iyi akşamlar diliyorum hepinize. Muhabbetimiz sonsuz. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın şimdilik. Embryos körfezi, embryo yani anlamı efendim ticaret demek, ticaret. Burası natural bir liman, her tarafı sobe, yani açık denize hiç bakmıyor. Kuzey de kapanıyor başka adalar tarafından. Şöyle çok hoş bir devamlı sanki el yapması gibi fakat natural bir liman. Onun için tarihte hep buraya yanaşmış gemiler. Bütün limanlar açık, burası kapalı kendi içerisinde. Onun için adı ticaret
koyu. Hep alıp satma burada olmuş. Sünger buradan gitmiş. Burası biliyorsunuz Sünger Adası. Mallar buradan gelmiş. Onun için hoş bir yerde kahvaltıya çağırdılar. Efendim sabah dakika bir gol bir kahvaltı yapalım. Yunan usulü. Enteresan bir yerde. Restoran Captain Costas. Davet edildik. Bakalım ne yiyeceğiz. Keçi peyniri yiyeceğiz. Burası keçisi çok bol. Yolları gördük. Keçiler de güzel kekik yiyor. İki şey var kekikte burada. Bal ve güzel kokulu keçi eti. Bal da müthiş. Yani Homer bile baldan bahseder tarihte. Balı çok iyidir diye. Efendim şimdi ikisinin tadına bakalım. Evet. Kalimera. Captain Costas, right? Ah, nice. Nice meeting you. How nice. Herkesin babası, dedesi süngerci. Bu ada Sünger Adası. Herkes, bütün erkekler istisnasız 6 ay sünger zamanı, şimdi değil eskiden. 6 ay burada erkek yok. Hepsi süngerde. 6 ay sonra geliyorlar. 6 ay kadınlar oturuyor ve kadınlar idare ediyor adayı, her şeyi. Onun için kadınlar erkek gibi burada. Hepsi böyle şeyli. Yani kadın ülkesi aslında. Tarihte öyle okumuştum. Bakar mısınız? Müthiş. Diyor ki baba, Türkler müthiş dalgıçlar. Onlar öğretti Türklere, yani Giritli göçmenlere, Bodrumlu. Onlar daha derin giderler bizden diyor. Bakar mısın? Yani öyle bir şeyi var. Müthiş dalgıçlar Türkler için çok şey diyor. Yani beraber daldık yıllarca diyor. Ve müthiş bizden, bizim çok daha derinimizi çok daha uzun kadarıyla suyun altında diyor. Ama tabii ne kadar... şey bilemiyorum yani, bu yürek meselesi biraz akıllı bir şey değil. Çünkü biliyorsunuz da vurgu yiyorsunuz çünkü biliyorsunuz. Maşallah bunlar ikisi de sağlam. Bakar mısın? En bu işin babası nefesle. Şurada gördüğün gibi taş alıyorsun şeyine, beline. Beyefendi bilmiyor. Fakat babası 3 sene yapmış sırf nefesle. Bakar mısın? Müthiş ya. Torun, dede ve dedenin babasının kuzenleri. Müthiş bir, hepsi süngerci. Hepsi. Yani denizde doğmuş bunlar, öyle düşünebilir misin? Ne kadar enteresan ya. Başka iş yok erkek için tarihte. Hepsi süngerci. Ya da balıkçı yani, ama süngerci. Yani 6 ay yoklar. Ve dünyanın her tarafında Kuzey Afrika, Girit'e buradan gemiyle. Düşünsene şundan baba buradan Mısır'a ve Girit'e gidiyor. Dünyanın en zor işi, Allah göstermesin, o hard hat forma dalışları var ya, forma dalışları Allah korusun. Onu içeri, ayağında kurşunlar, kaç kilo, yoksa baş aşağı, içerisi hep hava dolu. Yani nasıl bir kulaklarını açamazsın, kulakların yani, ay Allah korusun ya, nasıl bir şey bu, nasıl bir... İyi ki öyle bir şey yapmadım. Ben çok daldım ama biliyorsunuz arkeolojiye, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı'nda kurucusuyum. Yıllarca su altında geçti hayatım, çok derinlerde, arkeoloji için. Hiç balık vurmadım, hayatımda bir kere bile, onu da elime ilave edeyim, bir kere bile hayatımda balık vurmadım. Tüp varken sırtımda. O doğru değil. O mertlik değil, insanlık değil. Onu yapmadım hiç, bir kere bile. Ama arkeoloji için daldık. Bodrum Kalesi'nde çok çalıştık. Bilenler bilirler. Fakat hiçbir zaman o forma dalışı yapmadım. Allah da yaptırmasın. Bakar mısınız? Bakar mısınız kahvaltımıza? Ev ekmekleri. İşte Galata börek. Galata böreği, Galata buriko. Bakın yapar mısınız? Keçi sütü. Yes.
butter. Tereyağı. Sugar. Şeker. Milk. Süt tabii. And we put syrup. Ve sonra üzerine tatlı şey konacak, şerbet konacak. Galata böreği. Galata böreği. ...180 derece yarım saat fırında. Kaptan Kostas. Türkiye'nin ters tarafında koy ama çok güzel bir koy. Şöyle gelin ucundan tekneyle gelirseniz... ...dönün bütün burnu. İçeride bir yerde bakın haritaya. Emborio koyu. Müthiş. Yani deniz hiçbir zaman yok. Demirle dur. Bu peksimet... Üzeri yani Paksimadi, Türkçesi peksimet, Paksimadi Rumcası peksimet, yani denizci ekmeği, üzerine domates, bir nevi yabani kekik var, dağ kekiği deriz biz ya, dağ kekiği domatesli bir ve ıslak olacak, yoksa yenmez o ekmek, taş gibidir Paksimadi, gemiciler bunu alıp 3 ay yerler. Çökelek peyniri. Şu tuzlu, şu tuzsuz Kalimnos peynirleri. Yani bir nevi beyaz peynir aslında. Anneannem yaptı diyor. Turşusunu, zeytinler. Harika. Paksimadi, peksimet. We made... Bakar mısınız? Taş gibi. Yes, you put in the water. Suya koymanız lazım bunu yemek için. Peynirli böreği. Söylemeye gerek yok ne olduğunu. Yes, yani aynı şey. Geldik en önemli kısmına. Kalimnos Adası'nın dağ kekiği çok önemli tarihte de. Dedim ya biraz evvel Homer Baba'da yani anlatırken Kalimnos'u demiş üç şey önemli. Kekik demiş hastasıyım Kalimnos'ta. Efendim tabii sünger hastasıyım. Bir de kadınlarının hastasıyım demiş. Orada yani olabilir bir şey demedik ama şu biz İstiyorsan baldan tadalım, diğerlerine bakmayalım. Çünkü de alırız da, diğerleri ayıp olur. Allah sahibine bağışlasın. Bakalım. Kekik kokuyor. Ha kekik. Kekik balı meşhur. Yerken bakalım şimdi, göreceğiz kutu şeyleri, balcıları. Bir sürü balcı var dağlarda. Yani çok önemli şey. Arı. Yani... En önemli hayvan dünyada. Arılar bitince, bir yerde okumuşum, arılar bitince dünyanın sonu gelecekmiş. Hadi bakalım yemeğe. Bakar mısın masayı? Baba yapmış. Çok güzel. Uskur'dan. İşte hard hat. Babanın herhalde. Şuna dolduruyorsun süngeri. Bak gördün mü şunu? Bunu ne kadar çok doldurdun, o kadar çok para kazandın. Gittin bununla 35, 40, 50, 60 metre düşünsene. Bunun içerisinde ayağında bunlar değil de bunların bir de kurşun şeyi var. Bu değil. Bu çorap. Bir de bunun ayakkabısı var. 6 şu kadar kurşun şöyle. Onu böyle yani yürüyemeyeceksin onu böyle. Suyun içerisinde yoksa baş aşağı durursun. Ayağın ağırlık olacak dik durman için yoksa ayakların kalkar havaya. Sen o kurşuna geliyor ayakların. Şu kadar kurşun var ki seni dik durduruyor. Suyun altında şey uzay gibi şey yok. Yer çekimi çok az. Şunun içerisinde bir de hava var. O zaman seni böyle balon gibi yüzdürüyor eğer kurşun olmazsa ayağında. İple dalıyorsun. İple yukarı çekiyorlar seni. Yoksa çıkamazsın. Düşünsene şunun içinde. Allah yani en büyük korkum hayatta buydu. Böyle Allah bununla beni daldırmasın. Hiç dalmadım bilmiyorum. Çok zor bir iş. Allah korusun. Bu adam dalmış mesela. Hayatı bununla geçmiş. Bunun içerisinde düşünsene.
günlerce, 6 ay her gün 3 defa da vurgun yemiş. 3 defa şeye girmiş. Decapitation chamber'a. Basınç odasında 3 defa girmiş. Çok kötü. Ben bir kere girdim odaya, Allah korusun. 3 defa girmiş baba. Ben bir defa çok minör girdim. Kulaklarım falan gitti. Bir kulağım onu da duymaz. Benim de kulağım biraz iyi değildir. Bu dalma yüzünden Allah korusun. Yani bu iş hem hastalık hem hastalık. İşte bir tane kelime şey, bizim menemen Afgozumi çıktı burada. O benzemiyor niyeyse. Orayı kaçırmışız. Fakat bu müthiş bir çörek. Bir kolu çörek. Eftazimo. Biraz tatlı ama çok tatlı değil. Ve güzelliği anasonlu. Anasonlu bir ekmek yiyorum. Hastasıyım. Üzerinde bir parça çökelek peyniri süreyim bakayım ne olacakmış. Şimdi bir çay içeceğiz ama Kalimnos çayıymış, dağ otlarından ada çayı olabilir. Bakacağız şimdi ne olduğunu. Şimdi şu menemenden biraz alalım. Bizim bildiğimiz menemen geldi. O yumurtası güzel. Evet, ada çayı. Ada çayı çıktı. Belki ada çayı adı oradan geliyor. Ada ya buralar, buraların çayı mı acaba? Ada çayı, onun için ada çayı diyoruz biz. Herhalde öyledir. Buralardan gelen çay. Yani sevgili dostlar, böyle iyi adalı ahbaplarımız, müthiş bir tabii, natürel bir sofra. Yani üzerinde ada çayımız dahil olmak üzere, ada çayımız da var. Peksimedemiz, paksimademiz, menemenimiz, çökelek peynirimiz ve benim buranın meşhur balı, iki çeşit peyniri. Çok güzel bir kahvaltı ediyoruz. Sessiz kahvaltı ediyoruz. Börek geldi. With honey. With honey and cinnamon. Bakın bir börek yaptılar. Ballı ve tarçınlı. Bakar mısınız? Daha taze bir börek. Ballı, tarçınlı. İçi de peynirli. Hafif, güzel. Yani çok ağır bir şeydi, kızarmış ama iyi kızarmış. Çok güzel ya. Ne güzel değil mi tipler? Hele süngerci babaya ve dedeye hastasıyım süngercilerin. Başka türlü insanlar. Ölümle yüz yüze yaşamak. Düşünsene senelerce. Her an ölebileceğim bir meslek. Çok tehlikeli. Bir o kadar da deli mesleği bence. Ama onu yaşamanın verdiği bir sükunet var insanlarda herhalde. Başka bir yere ermişler. Efendim bana afiyet olsun. Portakal suyumdan bir yudum. Kalimnos, embriyo koyu ve Kostas Kaptan, Kaptan Kostas lokantası. Muhakkak uğrayın. Ay eyvah. Kahvaltının üzerine kalamar dolması, bakar mısın? Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. İçeri yapılan dolma, kalamar dolması. Yani ille dediler ya, dedim ya öleceğim. Beni öldüreceksiniz. Yani bir Türk öldürdünüz. Nereye bekliyorsun adasında? Benim başınız belaya girer falan dedim. Efendim. Dediler ille tadacaksın baba. Bey dedim emriniz olur. Kesilen parmak. Öyle mi derler? Acımaz. Şimdi bundan herkese tattırayım bari ki ben şey yapamayacağım. Kahvaltıya kalamar yemek diye bir şey var mı? Yakışmış, içi hafif. Böyle ben çok yağlı mı eyvah dedim ama gelmedi öyle. İçi hafif, onu biraz dengeledi de. Yani kızartma olduğu için tabii genelde biraz nerede olsa ağır.
ama iyi kızarmış. Bir de içindeki o krema onu şey yaptı, dengesini buldu. Yumuşattı biraz olayı. Çok çok hoş. Çünkü dikkat edin, Rumlar kalamarı bizim gibi doğramazlar. Halka halka tümü yiyorlar. Her zaman ızgarasla tüm yapılıyor. Kızartmazsa tüm yapılıyor. Böyle kalamar geliyor. Kızartma lap diye. Ve çok hesaplı. Yani bizi yiyebileceğimiz bir kalamarın belki yarı fiyatının üçte bir fiyatına falan yiyorsunuz buraları yemeği. Böyle bir durum var. Bunun niye olduğunu hala bilemem ben. Biz ek lokanta söylüyor. Abi 4 ay çalışıyoruz. Canım 4 ay çalışıyorsan 4 ay fiyat, yani sen 4 ay kazıklıyorum demek istiyor. Efendim, bakar mısınız kalamarla kahvaltıdan sonra ne yapacağız? Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Dağcılar var burada. Yolda böyle yürürken görüyorsunuz ipler mipler bellerinde falan, sırçantları falan. Yani her tarafından yabancılar dağcılık için buraya gelmişler. Dik burada kayalar var. Dimdik kaç metre mağaralar var kayaların tepesinde. Bir de çok güzel dağcılık çünkü düşerse denize düşüyorsun. Hani öyle de bir olay var. Şayet altında deniz olduğu için daha güzel herhalde. Ben dağcı değilim. Herhalde yapamam dağcılığı da. Onunla meşhur bir ada. Kalinmos. Dağcılarla. Şimdi onlara bakalım. Ben de belki tırmanmaya çalışayım mı? Yok, çalışmayayım ya. Başım döner şimdi artık bu yaşta. Devam ediyoruz. Bakar mısın ya hediyelere? Beyaz ton balığı diyor. Yellow fin tuna olması. Hediye kendi yapıyormuş ya. Ve bal. Bakar mısın ya? Çok şeker ya. Çok şeker ya. Eyvah, börek yiyeceğiz. Galata böreği hazırlamış bize. Eyvah, gidemiyoruz. Yandık, esir aldılar Rumlar. Kurtarın, imdat, imdat. Bakar mısınız Galata böreğini? Tatlı. Yani baklava gibi neredeyse. Bakın, değişik bir şey. Bakar mısınız? Oğlan, anne, kız, aile lokantası çok şekerler. Anne çok maşallah çok, hamarat çok becerikli. Arı gibi. Dedim ya burası kadın, burası anaerkil bir ada. Burası anaerkil ada. Her şeyi kadına idare ediyor. Genetik olarak. Erkeklere fazla lafı yok burada. Çok şeker ya. Bakar mısınız ne kadar saf, ne kadar temiz, ne kadar hoş insanlar. İnsanın göğsü, yani yüreği açılıyor. Gelin. Dağ taş, kekik ve ada çayı kokuyor. Yani burada arı olmak varmış diye düşünüyorsun. Çünkü müthiş balları var. Tattım sabahtan da, kabattı da biraz evvel. Kekik balığı diye bize hep satılır ya. Burası biraz daha bir keskin kekik balığı hissettim. Belki psikolojik oldu bilmiyorum gerçi ama. Her tarafta arıcılar var. Aklımda gördüğünüz gibi fazla yaklaşmıyoruz. Şimdi bir de kızdırırsak babaları. Efendim. Ama çalışıyorlar. Bakın bütün buralarda kekikleriniz, bak her tarafı yakından bakacaksınız şimdi. Çalışıyorlar. Sonra gidip oraya, ne enteresan bir şey arıcılık ya. Baba çalışıyor, gidip oraya kovanın içine bal yapıyor. Biz onu toplayıp yiyoruz. Acaba kızmıyorlar mı mallarını yiyince? Herhalde kızıyorlardır. Ama arılar dünyanın en önemli, dediğim gibi, hayvanları. Onlar öldüğü zaman dünya yok olacak. Sevgili dostlar, burada da bir dağcılık durumu var bu adada. Bütün dağcılar yani her tarafından buraya geliyorlar. Delikanlı insanlar, mert insanlar, tabiat aşığı insanlar, tabiatta kol kola insanlar ve tehlikenin doruğunda insanlar. Abi adam ters tırmanıyorlar ya, müthiş.
Yani şimdi onların yanına çıkacağız. Bize de bir şov yapacaklarmış. Merak etmişler. Yapsınlar bakalım ne yapacaklar. Ben inşallah bana hadi Tırman abi demezler. Derler mi acaba? Derisi yapar mıyım? Beceremem ya. Düşer müşerim şimdi. Sağım solum kırarım bu yaşta. Tancık sen niye ayağın sıcım oldu? Sen otur yemeğini memeğini ye ya. Hadi bakalım bir. Gelin. Şimdi burada 3 tane kaya tırmanma teması var yani yeri var diyelim. Bir tanesi Belgium Chocolate, Belçika çikolataları bu tarafa doğru diyor. Bir dakika da yiyor. Öbürü Archaea. Archaea bir şeyin başlangıcı demek Latin. Yani herhalde orada başladılar ilk defa burada. 10 dakika yukarıya yürürseniz. Bir de Helvetia, 20 dakika sağa yürürseniz Helvetia. Yani zannediyorum şurası gördüğümüz tipler Belçika çikolataları, Belçika çikolataları. Şu ortadakiler, şu tuhaf olanlar Archaea. Ve 20 dakika da şöyle şu onları görmüyoruz. Yürürsek orada da Helvetia'ya geleceğiz. Biz şimdi Archaea'ya doğru gidiyoruz. Yani buranın klasik ilk tırmanma bölgesi. Geliniz. Ada çayı. Çok güzel cinsi. Hastasıyım. Ada çayı. İçimizi ve ruhumuzu temizler. Kalinos dağlarında ada çayı. Gelin bakalım. Ayhan Sicimoğlu. Bu işe neden bulaştın? Dağcılık. Başımıza gelenler. Kılığa bakar mısın? Denizci kılığını dağcı. Karıştırdık. Tabii gemici kılığında bu ayakkabılarla dağa çıkılmaz ama değiştiremedik kılığımızı. Ne yapalım? Ayhan Sicimoğlu sonunda dağcı da oldu Kalinos'ta. Hadi bakalım. Nasuh Maruki. Ekibi al bakalım kardeşini. Çalışalım. Alexandra Kalimnos'tan kızı. And what is the beautiful Joy. And Joy bakar mısın Joy'e? Bale kılığında harika. Alexandra'dan eniştemiz de. And your husband name is? Lucas. Lucas eniştemiz. Dağcılık hocası. Şimdi fakat ders vereceği de kendi oğlu. Hadi bakalım şimdi benim oğlum olsa siz oğlunuza o yaşta dağ tırman der misiniz ya? Demeyiz gibi geliyor. Ama bak şimdi çocuğu, and your son's name is? Jason. Jason daha çıkacak. Bakın şimdi, babası öğretiyor. Bak babası hocalık yapacak. Adam oğlunu tırmandırıyor ya. Siz yapabilir misiniz? Bak. How old is he? Yasuna. Yasuna 6 yaşında. Babası kayaya tırmandırıyor. Bakar mısın? Keçi gibi. Bravo, to. Peki de kalo aristero, arkimia trip aristera. Wow! Πολύ ωραία, Ιάσουνο. Μπράβο, Ιάσουνο. Μπράβο. Bakar mısın bebeğe? 6 yaşında kaç metre çıktı? Geldi bak babasıyla hay Allah ya. Çok şeker ya. Şimdi herkese
tırmanma yeri var. Aşağı yukarı adada diyor 2500 tırmanma pisti mi nedir bilmiyorum dağcılık sektöründe Türkçesini bilmediğim için. Tırmanma yeri var diyor. Herkese göre yani çok zorları var. Bayağı profesyonel derecede zorları var. Amatörlere daha kolayları var. Yan yana bunlar yan yana olabilir. Mesela bir yerin hemen yanında birdenbire çok zor bir kısım olabilir. Buralar genelde kolaya yakın kısımlar diyor. Bu olduğumuz yerler. İşte çocuklar falan tırmanıyorlar. Bana göre zor tabii de. Yani bilmeyen için. Bilen için burası çekirdek diyor. Efendim hoş diyor ki hiç Türk dağcı görmüyoruz dedi. Enteresan. Ama sizde güzel dağlar var olduğunu duyuyoruz dedi. Acaba onun için buraya gelmiyorsunuz dedi. Ben de sanmıyorum. Belki bizdekiler duymamışlardır bunu dedim. Avrupalılar çok. Rumlar da az. Türkler hiç yok. Buradaki dağ tırmanma muhabbetinde. Hadi Türk dağcılar çalışın bakalım. Yani bir de şuraya gelin de bizi gösterelim. Şu göğsünüzü gelelim. Bunları bizden yiyelim ya kardeşim. Olmaz mı? Şu yeni bir kız, şimdi gördüğünüz kız yeni başlıyor. Belli anlarım hemen ben şeyinden, tarzından diyor. Ve ulaştı. Orada bitiyor onun yeri. Bakın. Şu anda kız ulaştı. En son noktada iki tane bolt var. İki tanesi birbirine zincirle bağlı. Hani biri çıkarsa öbürü tutacak. Zaten sen kendini her belirli istifade bir düğüm daha atıyorsun. Yani oradan çıksa, ikinciden çıksa, üçüncüden çıksa dördüncü tutacak falan gibi. Yani diyor ki aşağı yukarı bazı kurallara uyarsan buranın A, B, C'si alfabetin hiçbir zaman tehlikesi yok diyor. Ama gene de ben korkuyorum. Bak aşağı inerken durup baldığı yerde kendini tek tek çözüyor. Şimdi bir tane daha çözecek. Keçi kadın dedim. Dans gibi derim, tangoya benziyor. İnerken aşağıya, ayakların ucunda falan. Müthiş. Evet, çok şeyle, dengeyle alakalı bir şey dedi. Yaparsın diyor ama gel. Yapmam be. Yapma abi. Yapma gitme. Şimdi bu yaşta sağımı solunu kırıp burada hastanelik olmayalım. Hadi gidiyoruz. Yani çok iyi insanlar. Bu Kalimnoslularda misafirperverlik var. Bizim Anadolu'dan muhabbetlerinden galiba. Benziyorlar çok. Aynı şey. Misafirperverlik. İşte böyle. Siz yapabilir misiniz yahu? Ben yapamam gibi geliyor. Söz verdim hanımefendi. Bir daha gelişte dağa tırmanacaksın dedi. Söz ver dedi. Peki dedik. Galiba inmek daha zor. Sanki. Ayağın altından kayıyor çünkü. Çıkmak biraz daha kolay. Nefes oluyor ama. Bir de ayakkabılarımız falan deniz ayakkabısı, deniz kılığında. Nasıl çıkalım buraları? Biz denizciyiz. Vallahi bizim kameraman Hüseyin Katsigi. Yani keçi. Rumcasıyla. Benden daha önce inip orada pozisyon kuruyor. Ve inene kadar benden 3 metre hızlı. Katsigi. Ama biz denizciyiz kardeşim. Buradan ne anlarık? Evet sevgili dostlar. Neresi aşağıya vardık. Daha zormuş inmek mesela tırmanmaktan. Bu hafta da bu kadar. Kalimnos Adası. Yemekleri. Sempatik insanları, misafirperver insanları. Güzel yüksek dağları ve dağcıları turistik bir o bakımdan yani bir dağcılık turizmi çekiyor. Bizden de insan bekliyorlar. Müthiş bir deniz ve müthiş balık. Burada her tarafı balık gidiyor. Yani verimli bir tam bir köşe burası Akdeniz'de. Çünkü daha bakir, daha az turist var. Daha tabii,
daha insanlar naif ve misafirperver. Yani çok turistik bölgedeki sıkıntılar burada yok. Onun için siz buraya gelmeyin ki burada turistik olmasın. Bize kalsın bari. Tavsiye etmiyorum. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.